Gerçekten zor televizyonda. Bu konuşmalar rahatlıkla ve akılcı bir şekilde yapılamıyor. Buyursunlar efendim. Bir daha görelim. Dur. Görelim onu. Nurella suratını. Evet, burada. Devam. Şey adam ol, şeyi de kancası altta olur mu bir adamın ya? Ya bu bir mizansen. Dur. Bunu anlamayacağım. Şimdi bakın, bu şey değil, kasti olduğunu sanmıyorum ama o sırada da Adnanay Baba da ulan ne kılığına girelim, ne kılığına girelim. O kılığa girdik, itfaiyeci kılığına girdik, işte Efe kılığına girdik, Zeybek olduk, şu olduk, bu olduk falan filan. Bütün bunları yaptıktan sonra ha baba, Noel Baba kılığı. Bak bundan sonra da bu. Ne acayip. Orada da hani nasıl Ahmet Çakar Noel Baba'ya güzel bir şey yapıyordu, benzetiyordu. Giydirme. Noel Baba'yı, Adnanay Baba'dan Noel Baba'yı savunuyor hocam. Sanki denk gelmiş. Peki görelim. İşte bu kadar işte. Noel Baba hediye, sana bir hediye getirdi. Kocaman adamsın, utanmıyorsun. Sakalın da aşağıya, kızdırıyorsun beni. Ne yapmış Noel Baba sana? Bir şey yapmış sana Noel Baba? Ya ben, ne yaptın Noel Baba'ya? Ayıp deme adam, kaç yaşında adam akıllı, utanmadı. Kaç yaşında bu Noel Baba? Sembol olmuş. Biz bütün dinleri kabul ediyoruz. Bütün peygamberleri kabul ediyoruz. Ne konuşuyorsun? Sosyal demokrat. Faşistsin sen. Dur! Bak lafa bak. Sen ne konuşuyorsun? Demokratmış, faşistsin sen. Noel Baba'dan. Nereye gittik ya? Ya bu Noel Baba nasıl bir şeymiş kardeşim ya? Dünyanın en kızgın Noel Babasıydı. Evet, vallahi. Devam. Sosyal demokrat. Faşistsin sen. Şuradan. Herkes ekranları başına geçsin. Huşu içerisinde bu bölümü seyredin. Nazlı Hanım yılan dansı öğreniyor. Öyle kolay değil tabii ki. Fatih Yürek öğretiyor, görelim. Kaldı. Şimdi sonra böyle yapıyorsun. Şimdi solo. Şimdi. Asmalarda ürüyüz, yasmalarda ürüyüz. Okay, are you coming? Efendim, Azeriler. Fakat orada çok güzel bir laf ediyor. Amerika'da değilsin böyle, burada diyor adamların kucağına falan oturulmaz diyor. Bak, 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 bak. Bak, görelim. Bir gün sabah hamanı tabii ki Mariotta çağırır. Çünkü orada çıkış edecek, bizimle birlikte olacak. O, ama Samir orada olmayacak. Samir bununla kifayetlenen sabah bizlikti. Sen, Kataluna, Amerika'da değil sana, üzü biraz abırla apar. Bakıdasın. Eşim. A harfinden başlayın Z harfine kadar gelebilecek bütün güzel görmüş olduğu bayanların hepsine yazmış. Baksın bir oluyor, iki oluyor, sürekli yazıyor ama 5 ay boyunca yazdı. Sonra konuştuk. Biz sonra işte arkadaş olduk. MSN varken MSN şifresini istedim ben bundan. Sonra MSN'den tabii ki yeni Facebook şifresi istedim. Şifre geldi. Ondan sonra mesajlara giriyorum. Bir bakıyorum ben diyeyim 10, siz diyeyim 20, Yasin desin 100. A'dan Z'ye. Ne yani? Yazmadığı kişi kalmamış. Sonra gittim, çıktılarını almaya gittim. Arabayı sürüyor. Benim surat bir karış. Çantadan çıkardım. Şılak hemen önüne koydum. Anladı. İlk sahibi aldı. Bu halamın kızı Fatoş. Bu teyzemin kızı bilmem ne. Bu işte Ayşe. Eskiden atın üstünde yapıyorlar. İşte şimdi işte. Onu göster. İşe yaradıysa problem yok yani. Evet. Teyzemin kızı Fatoş. Evet. Doktor Feridun Kunak stüdyoya ne getirmemişti? Her şeyi getirdi. Yani bir adam stüdyoya her şeyi getirdi. Ne getirmemişti? At getirmemişti hocam. Atı da getirdi. Buyur. Bunu göstereceğiz Serap Hanım. Hiç gerek yok öyle bir şeye. İşte onun eskiden üstüne... zaten çıkma sebebi dedik ya. Oh. Hani koymadık altına. Tamam. Şu... Tam eğerinin altına bunu sıkıştırdıkça habire böyle gittikçe et iyice eziliyormuş. Zaten tuzlu et olduğu için iyice de suyu çekip güzel kuru bastırla ne oluyormuş? Bastırma ya da pastırma oluyormuş.
1.70 iyi değil mi? Sen kaçsın? 1.70 ama ben topuklu giyiyorum. Aman giyme canım, insan ama aşık. Ama giyiyorum yani. Çarşı. Ben vazgeçmem topukludan. Ya topukludan vazgeçme ama yanındaki adama çok aşık olursan boyu da çok önemli değil yani. Sinem Hanım. Boyu efendim. 5 santim 10 santimle bir aşık olacaksa zaten hiç olmasın. Yani. Pardon, bir şey söyleyeceğim. Ya ben bunda alkışlanacak bir şey göremiyorum yani. Yani evet. Konuşmak dur. İçin konuşmak. Bakın burayı dikkatle izleyin. Burada hakikaten akla ziyan bir tartışma geçiyor. Buradaki önemli olan şu. Yahu seyircinin kanaati ne çabuk değişiyor ya. Yani o diyor ki, sen aşık olacaksa 5-10 santimle hiç aşık olmasın. Ay, şak, 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 şak. Hadi canım ne diyorsun? Şak, 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 şak. Hadi oradan şak 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 şak. Olur mu ya? Şak, 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 şak. Yahu sizin bir fikriniz yok mu? Devam. Konuşmak için konuşma lütfen gerçekten. Hani ben kırıcı konuşma... oluyor. Yok, kırıcı hayır. Oluyor. Hani bir şey söyleyecek sen de açıkça söyle. Böyle kırıcı olmadan daha söyle. Daha açığını ne ben söyleyeyim bugüne... ben? Canım benim sen kalkıp benim için, sen kalkıp benim istediğim kişi için ona yorum yapamazsın. Öyle biz biri değilsin. Yani. Yapamaz. Saygı öyle bir hakkın yok senin. Anlatabiliyor muyum? Burada anladım. Neden varız sizi biz? Aşmayın. Özgürce karar biz verebilmek için. Buradayız. Başka hiçbir şey için değil. Yani... Evlilik için buradaysan eğer o zaman gerçekten herkese de saygı duyun. Biri gibi davran. Ciddi ol yani. Biz neden buradayız? Onun için güvendiğimiz için. Dur. Ya acayip bir kafa karışıklığı var hocam. Öyle değil mi? Acayip bir kafa karışıklığı. Yani evlilik nedir? Seks nedir? Çocuk niye yapılır? Evlilikte ne olur? Aşk nedir? Saygı nedir falan. Hepsi birbirine karışmış. Ve sadece bu bütün kafa karışıklığının üzerinden hakikaten insanlar kavgaya tutuşuyorlar bir de. Hani sadece kafa karışıklığı değil yani. Bir de kavga nedeni olmuş. Devam. Saygı duyun. Fikirlerimize saygı duyun. Ya lütfen sen bana yorum yapma ya. Yeter. Sen bana yorum yapma ya. Ben senin yorumuna ihtiyaç duyacak biri değilim. Doğru söylüyorsun. Sen bana yorum yapma. Sen doğru lütfen söylüyorsun. Bizden beyin olarak yapma. Üstün olduğunu zannediyorsun ama doğru söylüyorsun. Aa, öyle mi? Evet. Üstün olduğumu zannetmiyorum. Öyle lütfen bir haberin yok. Fikirlerine dikkat edin. Bahar, mikrofonu... İnsan, bir saniye, Bir şey söyleyeceğim Bahar. Bir saniye, Sinem Hanım. Hayır, Hüseyin. Tek bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, lütfen. Ya bir dakika ama ya, ne yapıyorsunuz? Belki, Yunus'a belki yanlış yapmış olabilir. Dur, geçtik Esra Erol'e. Esra Erol. Esra Erol'de çok şiddetli kavga çıkıyor. Çok şiddetli. Yani anlayamıyorum tam. Halbuki sonuçta çay içilecek. Evlenilecek. Çay evlilik. Doğru. Basit yani, denklem. Çay içelim de. Evet. Şeyi bilinçlendiriyorlar toplumu güzel. Mutlaka mutlaka. Yani bunlar bilinçlendirmese biz ne olurduk kim evet. Bilir yani. Devam. Şu olabilir. Şurada şu locadaki. Ben biliyorsun 3 seneden beri bir programdayım. İnsanlarla konuştuğum zaman az çok nasıl bir karaktere sahip olduğunu bilen bir insanımdır. Hayat görüşüm öyledir. Şuradaki locada oturan bütün bayanlardan en delikanlısı da bu kızdır. Kendi adıma konuşuyorum sen. Kendi adıma konuşuyorum zaten ben. Ben kendi adıma konuşuyorum ben. Ben kendi adıma konuşuyorum. Esra abla. Beyefendi kendi adıma. Ayten Hanım hemşerim sen kimsin? Bir şey diyeceğim. Lütfen. Adnan. Kendi Doğan abi. Kaç yaşında?